Türkiye'de son açıklanan veriler, pandemide yeni vaka ve can kaybı sayılarının yeniden Mayıs ortasındaki düzeylere çıktığını gösteriyor. Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşadığımızı söyleyebilirim. Gelenek ve göreneklerimizin önemli parçalarından olan bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi. Hastaların ve yitirdiğimiz canlarımızın sayısı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tekrar artıyor. Peki Türkiye bu noktaya nasıl geldi? Normalleşme adımları salgının seyrini nasıl etkiledi? Türkiye'de pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar, Haziran ayı başında hafifletilmeye başlandı. Bu dönemde Nisan'daki zirvenin ardından vaka artışları 1000'in, can kayıpları da 20'nin altına gerilemişti. Seyahat yasaklarının kaldırıldığı, uçuşların yeniden başladığı, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmadığı, yeni normal adı verilen bir dönem başlamıştı. BBC Türkçe'nin resmi verilere dayanarak yaptığı araştırma, seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Haziran ortası ile Temmuz ortası arasındaki dönemde vaka sayısı ve can kayıplarının yükselişe geçtiğini gösteriyor. Temmuz'un sonlarına doğru vaka ve can kayıpları düşüş eğilimine giriyor. Ancak Kurban Bayramı sonrasında hem yeni vaka hem de can kayıplarının hızlı şekilde arttığı gözlemleniyor. Türkiye, Haziran ayına pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla başladı. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları 1 Haziran'da sona erdirildi. Yine ay içerisinde yurt dışı ve yurt içi uçuşların da büyük bir bölümü tekrar başladı. Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe, temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ülkemizin tek başına salgını yenmesi yetmiyor. Dünyanın tamamının da aynı başarıyı elde etmesi gerekiyor. Bu bakımdan yeni normal dediğimiz düzenin bir süre daha devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız. Nisan'da zirve yapan günlük vaka sayısı 2 Haziran'da en düşük düzeyine ulaştı. Alınan tedbirlerin etkisiyle Haziran'ın ilk bölümünde vaka sayısı 1000'in altında tutuldu. Can kaybı da 20'nin altına düştü. Bu dönemde bir diğer kritik gösterge olan iyileşen hasta sayısı günlük vaka artışının 2 katına yaklaştı. Haziran'ın ikinci yarısında ise kısıtlamaların kaldırılmasının etkisi resmi verilere de yansımaya başladı. Vaka sayısı yeniden 1000'in üzerine çıkarken yeni vaka ve iyileşen hasta sayısı arasındaki fark da kapanma eğilimine girdi. Salgının yayılma hızının artmaya başlaması bazı önlem ve uyarıları da beraberinde getirdi. Bu dönemde 40'tan fazla şehirde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Daha önce dediğim gibi kara göründü ama deniz hala dalgalı. Ekonomik yönden, sosyal yönden sürdürülebilir bir mücadele günü için normalleşme bir zorunluluktur. Son günlerde vaka sayımızda ve yoğun bakıma alınan hasta sayımızdaki değişmeler bu dalgalanmaların yansımasıdır. Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Temmuz ayına girildiğinde sinema, tiyatro ve düğün salonlarına yönelik kısıtlamalar da kaldırıldı. Yeni vaka sayısı da 1000'in üstünde seyrediyordu. Bu dönemde kalabalık yerlerde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığını gösteren görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Düğün ve eğlence etkinlikleri bu görüntüler içinde önemli bir yer tutuyordu. Ancak vaka sayılarının artış göstermesi üzerine il bazında önlemler alındı. Temmuz'un ikinci yarısından itibaren vaka sayılarındaki artış yeniden 1000'in altına geriledi. Bu dönemde can kayıpları da yeniden 20'nin altına indi. İyileşen hasta ile yeni vaka sayısı arasındaki fark pozitife döndü. Sağlık Bakanlığı bu dönemde entübe ve yoğun bakımdaki hasta sayıları yerine ağır hasta sayısını açıklamaya başladı. Türkiye'de asemptomatik vakaların 10.000'de 26 kişi, bağışıklık oranının da 1000'de 8 olduğu açıklandı. Yaklaşan Kurban Bayramı da vaka sayılarının artmasına yönelik uyarı ve kaygıları beraberinde getiriyordu. Buruk geçen Ramazan Bayramı, eski bayramları bize tam manasıyla özletti. O günden bugüne değişen şeyler var. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine geçtik.
Kurban Bayramı sırasında koronavirüs konusunda risk alırsak, kendimizi ve başkalarını korumak için gerekli dikkatli göstermezsek, bu bizlere ağır bir vebal yükler. Türkiye'de bir kişinin virüsü kapmasıyla tanı konması arasında geçen süre ortalama bir hafta ile 10 gün arasında değişiyor. Ağustos'un başlangıcında 1000'in altında olan vaka sayısı, ayın ilerleyen dönemlerinde yükseliş eğilimine geçti. Vaka sayısı Ağustos'un ilk haftasında tekrar 1000'in üzerine çıkarken, ay sonu geldiğinde 1500'ü aşmıştı. Can kayıpları ve ağır vaka sayılarında da yükseliş görülüyor. Ayın ilk dönemlerinde 20'nin altında olan günlük vefat sayısı 40'ın üzerine çıktı. Ağır hasta sayısında da %77'lik bir artış görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu dönemi birinci dalganın ikinci zirvesi olarak tanımlıyor. Vatandaşlarımızdan sorumluluk bekliyoruz. Virüs gücünü kaybetmedi. Rakamlar bize ölüm ve ağır vaka sayısının arttığını söylüyor. Özellikle ağır vaka sayısını azaltmamız gerekiyor. Risk burada. Mücadelemizin temel hedefi de bunu önlemeye yönelik. Salgının yeniden artış eğilimine girmesi bazı önlemleri beraberinde getirdi. 81 ilde düğünler yasaklandı. Liglerdeki ilk yarı maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verildi. Yetkililer il ve bölge bazında kısıtlamalar uygulanabileceğini söylüyor. Ayrıca salgınla mücadelede tedbir alınması konusunda sorumluluğun halkta olduğunu da ısrarla vurgulamaya devam ediyor.